sizlere PiS.gs'e yeni gelen miner güncellemesinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için dashboard'umuza giriyoruz. Biliyorsunuz ki yeni madenci sürümü geldi. Dashboard'a girdikten sonra araçlara tıklıyoruz. Madenciyi güncelle ediyoruz. Yukarıdan sayfa boyutunu %80 yapıyorum. Bu size kalmış. Bir etkisi yok. Başlamak start diyoruz. Burada yazılar hızlıca geliyorsa bekliyoruz. Yazılar hızlıca geliyorsa olmamıştır. Bu bir bug'dır. Evet, bekliyoruz. Şimdi başladı. Az önceki görüntü bug'ıydı. Bu biraz uzun sürebilir. Yani biraz uzun sürebilir dediğim 5 dakika. Bekliyoruz. Evet, indirmeleri yapıyor, yüklemeleri yapıyor. Update, complete diyene kadar bekleyeceğiz. Sonra güncellememiz yapılmış olacak. Bekliyoruz. Bu işlem bir 3-5 dakika falan sürüyor toplamda. Güncellemeyi yapmanız lazım, bunu öneririm. Çünkü güncellemeyi yapmayan cihazlar 3 Mart'tan sonra kazım yapamayacak. O yüzden önemli bir güncelleştirme. Birazdan bitmiş olacaktır 1-2 dakika içerisinde. Sayfayı küçültme sebebim bu, yazıları daha net görebilmem. Sıkışıp olmaması ya da aşağı doğru çok kaymaması. Gördüğünüz gibi güncelleme tamamlandı dedi. Bir 10 saniye 15 saniye bekliyoruz. Şu anda hem konuşuyorum, oyalıyorum. Tamam, şimdi ev diyoruz. Yani başlangıca dönüyoruz. Gördüğünüz gibi güncelleştirmemiz oldu. Cihazı kapatıp açıyoruz. Ben SSH'tan kapatıp açmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz buradan kapatıp açabilirsiniz. Ama ben her şeyi komutla yapmayı tercih ediyorum. Tamam, sudo reboot diyoruz. Şifremize giriyoruz. Burada da biraz bekletebiliyor. Çünkü atması falan gerekiyor bizi panelden. Şu an büyük ihtimal reset yemedi. Yemezse bir daha sudo reboot diyeceğiz. Evet, yemedi. Bir daha sudo reboot dedik. Reboot. Evet. Yine bekliyoruz. Bakalım ne yapacak, ne tepki verecek. Bu sırada kontrol ediyorum. Hala açık cihaz. Şimdi gitti. Tamam. Cihazım biraz resetlendi. Bir 5 dakikaya kendine gelecek. Geldiğinde de kazmaya devam edecek. Güncelleme işlemleri bu kadardı. Gördüğünüz gibi zaten kapattı sunucuyu, makineyi. İstiyorsanız bir 5 dakika bekleyelim ya da 3 dakika, 2 dakika, artık kaç dakikaya açılırsa, ki güncellemenin olup olmadığını siz de görün. Bu kadar kısa bir işlem aslında. Telegram'dan soruyorsunuz ya da güncelleştirmeyi yapmayanları görüyorum. Bunu böyle kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok kolay bir işlem. Sayfayı yeniliyorum belki gelmiştir diye. Hala gelmemiş. Tekrar deniyoruz. Bekliyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş. Video 5 dakika olmuş. 4 dakikası beklemek oldu zaten herhalde. Bir dakika daha beklersek muhtemelen gelmiş olacak. O sırada biz de bu CMD ekranımızı ya da buradan da bir bakalım cihazın açılıp açılmadığını. Evet, cihaz açılmış şu an. Tamam, zaten dashboardumuz da geldi. Burayı bir kere yenileyin. Burada bunlar kapalı olacaktır. Bir şey yapmanıza gerek yok. Yenileyin. Yeni yeni açılıyor cihaz. Arada bazı şeyleri kapalı görürseniz yapmanız gereken şey sayfayı yenilemek. Büyük ihtimal görüntü hatasıdır. Tamam, şu an gördüğünüz gibi sürümümüz güncel. Bu kadardı işlem. Açıklama kısmından Telegram grupları var. Gelebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.